Biz dünya imtihanında yaşıyoruz. Dünyanın zorluklarıyla beraber bizi aldatmaya çalışan, hayatımızı zorlaştırmaya çalışan, dinimizden bizi soğutmaya çalışan, bizim apaçık düşmanımız olan şeytanla mücadele etmek zorundayız. Şeytan bizi tuzağa çekmek için her türlü hileye başvurmaktadır. Onun en tehlikeli tuzaklarından bir tanesi de kalbimize attığı vesveselerdir. Vesvese şeytanın insanın kalbine attığı kuruntu veya aslı olmayan ihtimallerdir. Şeytan bu yolla bizi dinimizden soğutmaya, bizi hayattan soğutmaya çalışıyor. Şeytanın vesveseleri birçok yönüyledir. Bize vesvese verdiği hususlardan bir tanesi hayatımızla ilgilidir. Hayatımızın zorlaştırılması için kalbimize bazı kuruntuları, bazı aslı astarı olmayan ihtimalleri atıyor. Bizi hayattan soğutmaya çalışıyor. Özellikle aile hayatıyla ilgili insanların kalbine çokça vesvese veriyor. Adam evinden çıktığı vakit işte hanımının dışarıya çıkmasına müsaade etmiyor, balkona çıkmasına müsaade etmiyor. Hatta çıktığında tekrar evini arıyor. Sen birisiyle görüştün mü, birisi eve geldi mi, balkona çıktın mı, herhangi bir adam oradan geçti mi? Böyle sürekli adamı huzursuz etmeye çalışıyor, onu rahatsız ediyor. Başka şekilde adamı böyle hanımını boşayacak derecesine kadar getirebiliyor. Tabii insan bu konuda uyanık olmazsa insanın hayatına birçok alanda müdahale etmeye çalışıyor. Örneğin yarın bir yere çıkacaksan şöyle hemen aklına, kalbine fısıldıyor. Ya gidersen kaza yaparsan, ya gidersen çocuğun evde ölürse, ya şöyle olursa, böyle olursa, hayatın her alanda insanı soğutmaya çalışıyor. Tabii bu konuda tedbirli olmakla beraber şeytanın bu vesvesesine karşı insan uyanık olması gerekiyor. Bunu çok takmaması gerekiyor. Bu şeytanın dürtülerini çok aldırış etmemesi gerekiyor. Şeytanın bize vesvese verdiği şeylerden bir tanesi de imanımızla ilgilidir. İmani konularda bizi şüpheye düşürmeye çalışıyor. Allah'la ilgili düşünmememiz gereken düşünceleri aklımıza getiriyor. Bizi imanı konularda şüpheye düşürmeye çalışıyor. Örneğin diyor ki bu kainatı Allah yaratmış, bu insanları Allah yaratmış, şunu Allah yaratmış. Peki ya Allah'ı kim yaratmış? Böyle bir saçma soruyu aklımıza getiriyor. Birçok dini konuda bizi şüpheye düşürmek için kalbimize habire böyle kötü düşünceleri fısıldıyor. Tabi burada da insan bunun vesvese olduğunu bildiğinde bunlar aslında bir fırsattır. İnsan dini konularda, imani konularda araştırma yapmasına vesile olacak şeylerdir. Tabii ki insan bunun vesvese olduğunu bilip önlemini alarak bu şekilde fırsata çevirebilir. Diğer bir konuda şeytanın bize vesvese verdiği şey ibadi konularda. İbadet konularda özellikle şeytan bizi gaflete düşürmek için ibadetlerimizde sürekli bizimle uğraşıyor. İşte namaz kılarken bizi başka şeyle meşgul ediyor, başka alanlara götürüyor. Sonra işte kalbimize fısıldıyor, diyor ki sen kaç rekat kıldın? 2 mi, 3 mü, 4 mü? Böyle sürekli bize vesvese veriyor. Abdestimizde, gusletmede, diğer ibadetlerimizde sürekli böyle bize kötü düşünceler vererek, bizi aldatmaya çalışarak bizi ibadetlerimizden soğutmaya çalışıyor. İbadetler normalde Allah-u Teala'nın bir insanın yapabileceği şekilde bizden istemiştir. Yani bir insanın gücü, takatının yapabileceği şekildeyken şeytan bu vesveselerle bize zorlaştırmaya çalışıyor. Bu konuda da bir Müslüman dikkat etmesi gerekir. Şeytanın vesveselerini basite almamamız gerekir. Şeytan bizi aldatmak için üzerimizde sürekli hesaplar yapıyor, deneyler yapıyor, bizim zayıf noktamızı yakalamaya çalışıyor. Sağdan yaklaşıyor, soldan yaklaşıyor, önden geliyor, arkadan geliyor, sürekli böyle bizim zayıf noktamızı yakalamaya çalışıyor. Bu konuda şeytanın vesveselerini basite almamamız gerekir. Ancak bu konuda ümitsizliğe de düşmememiz gerekir. Biz müminler olarak şunu biliyoruz ki
Uyanık olduğumuz takdirde şeytanların hileleri, tuzakları zayıftır. Allah-u Teala bize bu şekilde bildiriyor. Peki biz şeytanın bu vesveselerine karşı, bu dürtülerine karşı nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bundan kurtulmamız için, buna yakalanmamamız için ne yapmamız gerekiyor? Ayetlerden, hadislerden öğrendiğimiz kadarıyla bazı kurtuluş yolları vardır. Bunlardan birincisi, bizim bu konuda düşmanımız kimdir? Bize bu vesveseyi veren kimdir? Onu bilmemiz lazım, tespit etmemiz lazım. Bu konuda bize vesvese veren, bizi aldatmaya çalışan, tuzağa düşürmeye çalışan şüphesiz şeytandır. Şeytan Hazreti Adem'e secde etmediğinde Allah Azze ve Celle onu kendi rahmetinden uzaklaştırdı. Ve şeytan da Allah Azze ve Celle şöyle dedi. Dedi öyleyse ben de senin dost doğru yolun üzerine oturacağım ve sana inanan insanları yoldan çıkaracağım. Sağından yaklaşacağım, solundan yaklaşacağım, önünden geleceğim, arkadan geleceğim. Sürekli böyle onlara vesvese vereceğim. Onlara kötü düşünceler vererek onları senin dost doğru yolundan saptıracağım ve böylece sana şükreden insanları bulamayacaksın. İşte bize vesvese veren bizim düşmanımız olan şeytandır. Biz şeytanın bu vesveselerine karşı dikkatli olmamız gerekiyor ve buna göre tedbirimizi almamız gerekiyor. Diğer bir husus, dikkat etmemiz gereken, takip etmemiz gereken yol, gelen vesveseler madem ki şeytandandır, o zaman biz bunlara önem vermeyeceğiz. Gelen vesveseleri çok önemsemeyeceğiz. Çünkü Üstad Bediüzzaman diyor ki, vesveseler musibetler gibidir. Sen onlara önem verdikçe onlar şişerler. Ama önem vermediğinde sönüp giderler. Yani bir insandaki bir yara gibi, o yarayı kaşıdıkça o yara şişer, genişler. Vesvese de öyledir. İnsan o vesveseli takındıkça, onları irdeleyince o vesveseler çoğalır. Dolayısıyla insan ne yapacak? Eğer çok vesveseli değilse, yeni aşama ise onları önemsemeyecek. Önemsemediği takdirde böyle bir hastalık kendisine bulaşmamış olacak, bundan uzaklaşmış olacak. Diğer bir yol vesveselerden kurtulmamız için Allah Azze ve Celle'ye sığınmamız gerekiyor. Bu konuda Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e ve bize şu yolu göstermiş. De ki vesvese veren şeytanın şerrinden Allah Azze ve Celle'ye sığınıyorum. Başka bir ayette şeytandan size bir dürtü, bir vesvese geldiğinizde hemen Allah Azze ve Celle'ye sığının. Çünkü Allah Azze ve Celle işiten ve bilendir. Bizim takip etmemiz gereken yollardan bir tanesi de Nas suresini çokça okumamızdır. Orada Allah Azze ve Celle çokça vesvese veren, sinsice vesvese veren şeytandan Rabbimize sığınmamızı orada bize öğütlüyor, bize yol gösteriyor. Nas suresini çokça okumamız gerekir. Diğer bir husus, boş durmamamız lazım. Herhangi bir iş yapıyorsak, bir işle meşgulsak, bu işimiz bittiğinde hemen başka bir işe koyulmamız gerekiyor, başka bir işe başlamamız gerekiyor. Çünkü şeytan boş insanı sever. Boş insanı gördüğünde hemen onun arkadaşı olur. Onu kandırmak için onun kalbine kötü düşünceler getirir. Onu yoldan çıkarmak için onunla uğraşır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize emrettiği şekilde bir işimiz bittiğinde başka bir işe koyulmamız gerekir. Şeytana fırsat vermememiz gerekir. Peki bu düşünceler kalbimize geliyor. Kötü düşünceler, kötü şeyler şeytan kalbimize atıyor. Biz bu konuda mesul müyüz? Bu konuyla ilgili sahabeler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, bazılarımızın kalbinden bazı vesveseler geçiyor. Şayet biz bunları açığa vurursak, dışta söylersek bunların günah olacağını muhakkak ki biliyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bir endişeniz var mı? Yani bir korkuyor musunuz vesveseden? Ashab diyor evet ey Allah'ın Resulü biz bu konuda korkuyoruz, endişe içerisindeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer böyle bir durum sizde oluyorsa bu sizin imanınızın sarih bir şekilde olduğundan kaynaklanıyor. Ve bu konuda vesveseden korkmayınız. Siz onu dışarıya vurmadığınız sürece mesul değilsiniz. Şeytan kalbimize birçok şey atarak
bizi soğutmaya çalışıyor. Bizi şu düşünceye düşürüyor. Ya benim kalbim çok bozulmuş. Ben gitmişim, perişan olmuşum. Bizi soğutmaya çalışıyor. Habire uzaklaştırmaya çalışıyor dinimizden. İşte bu konuda eğer bize bir düşünce geliyorsa, kötü şeyler geliyorsa bu demek ki bizde iman vardır. Çünkü şeytan imanı olmayan birisiyle uğraşmaz. Onun kalbiyle meşgul etmez kendini. İmanı olanın imanını çalmaya çalışır. Dinini yaşayan insanının dinini ona zorlaştırmaya çalışır. Onun için eğer bize vesveseler geliyorsa Allah'a sığınmamız gerekiyor ve bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor ve o vesveseleri çok önemsemememiz gerekiyor. Tabii tedbirimizi almakla beraber. Allah-u Teala bizi şeytanın her türlü hilelerinden, vesveselerinden muhafaza etsin inşallah.